M9 Ataköy Olimpiyat metro hattı Avrupa yakasında Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Çükçükmece ve Başakşehir ilçelerinde ilk istasyonu Ataköy, son istasyonu Olimpiyat olan 16 kilometrelik bir metro hattıdır. 14 istasyona sahip olan hat kuzey-güney yolunu olup Marmaray, M1, M3, M7 ve M11 hatlarıyla aktarma yapabilmektedir. Ataköy istasyonu Marmaray hattı ile aktarma yapmaktadır. İki istasyon Geyhan geçidi ile birbirine bağlanmaktadır. M1 Yenibolsa metro istasyonu, M9 hattı ile entegrasyon kapsamında tekrar inşa edilmiştir. Bu sayede iki istasyon aynı konkorsta aktarma yapma imkanı sağlamaktadır. Çoban Çeşme Kuyumcu Kent istasyonunda proje aşamasındaki Sefaköy İncirli metro hattı ile kesişmesi planlanmaktadır. Mimar Sinan istasyonunda M9 hattı M1 hattının alt kutundan geçmektedir. İki istasyon aynı istasyon yapısını kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Halkalı Caddesi istasyonu, hattaki diğer istasyonların aksine çevresine alt geçitleriyle bağlantı veren bir istasyon yapısına sahiptir. Bağlantı tüneli M9, Halkalı Caddesi ve M7 toplu konut istasyonları arasında bulunmaktadır. Mehmet Akif istasyonunda M7 hattının üst kotundan geçmektedir. Metro hattının 2021 yılında Bahariye Olimpiyat arasında işletilmesi planlanmaktadır. İki telli sanayi, Ziya Gökalp ve Olimpiyat istasyonları M3 hattı ile birlikte inşa edilmiştir. Bu istasyonlar 180 metre peron uzunluğuna sahipken diğer istasyonlar 100 metre peron uzunluğuna sahiptir. 2013 yılında M3 hattı ile inşa edilen istasyon paralel 2 ada platforma ve 4 ray hattına sahiptir. İstasyonda bulunan makaslar ile M3 hattı ve M9 hattı arasında ray bağlantısı sağlanmaktadır. Olimpiyat istasyonu ve ray hatları aç kapa yöntemiyle inşa edilmiştir. M9 hattı M11 hattının üst kotundan geçmektedir. Ne yazık ki M9 ve M11 istasyonları birbirine ideal şekilde aktarma sağlamamaktadır. Depo sahasını M9 ve M3 hattı ortak kullanacaktır.